Elemeleriniz yapılmakta şu anda. Her bir dönümde var olan insanın kelamda kendi yoğunluğu kodlamalar yapmakta. Bizler dünyanın ruhuyuz canlar. Bir tekiz. Mutlakız ve hakimiz. Bu meclis o tekliği kodluyor. Muhammed dediğiniz kutsal insan Allah'ın ilmiyle dillenir bu mecliste. İsa kalem olur, geçip gelir. Allah dediğimiz ilim bizim yüreğimizdir. Umutlarımızı asla kaybetmedik. Kontrol dışı bilgimiz asla olmadı. Çamur yoğurmadık ve yolların kontrolünden mutlak kuranlarla çalıştık. Kayıt dışı bilgi vermedik. Etkin ve hakim bilinçlilerle bu çalışmayı sürdürdük. Öz kökleri göklerde olanları tohumladık. Yasaları koyduk. Yaradan Tanrı yarattığında yaratıldı. Hep bunu dinledik. Kendi ruhunuz, kendi yüreğinizi kodlar. Cennet dediğiniz sizin yolunuzda olan kendi ruhunuzun kodladığı bilgidir. Sanmayın ki sizi cennet diye yeryüzünde bir ana kaydettim. Asla yapmadım. Basıncım yoktur. Kimse kimseyi hologramda kodlamasın diye çalışmam ama kontrol dışı bilginin de olmaması gerekir. Ruh dediğiniz yaşamdır, her andır. Hakim olanın levh-i kapısıdır. Açın o kapıyı, girin. Hepinizin ruhu kelamda kalem olur, sizleşir ve siz bütüne hizmet ederken o ruh sizi sizde diller. Sana seni anlatmam. Beden alan kim varsa kelama hak olup inen ve yarını kodlayan mutlak kuranlar olarak dünyaya doğarlar. Sanmayın ki evrime geldiniz. Enkarnasyonlarınızı kontrol edecek durumda varlığınız olsa da yaşamlarınızı hep siz var ettiniz. Sevgililer, Rahman olan bilir ki rahmi kalemde ilim vardır. Hiçbir zaman dünya tohumu kontrol dışı değildir. Bir tek kaynak ışık bile muktedir olmadıkça Rahman olup Kur'an olamayacağından suyun başına ilmi oturtmalıydık. Ve o ilim aklın kelamı olmalıydı. Namaza durduğunuz zaman düşünün. Kimsiniz? Niye kontrollüsünüz? Çok mu çalıştınız? Kelam etmeden kaleme varıldığını düşünüyor musunuz? Ha diyebilirsiniz ki namaz ne ki? İlimdir canlarım ama ben size Muhammed'in namazından söz etmiyorum. Yarının kulluğundan söz ediyorum. Sessizliği, dinleyişinizi anlatıyorum. Kelamı halik kılanların mutlak kuranlardaki yaşamları dinliyorum. Ben dünyayı korurum diyen var mı yüreğinde kodlanmış olarak? Ben dünyayı korurum. Boş değil bu sözler. Korumak mı dilediniz? Buyurun koruyun. Hepiniz mayasınız dünyaya. Bunları anlayınız. Sanılır ki dünya sizi size verecek. Yok be canlarım. Dümenin başına ilmi oturttuğumuz sürece bu dünya sizleşir ama sizi size dilletmez. Çünkü o siz değilseniz, sizin yüreğinizde yoğunluğu yoktur dünyanın. Ama ben bu dünyayı hak ettim, geldim ve bu dünyayı kontrol edebilirim diye düşünüyorsanız halı döşerim yüreğinize, geçin de gelin diye. Ama ben sizi hep siz diye bildim. Merdivenim insanlıktır benim. Bugün ben toprak topluma tohum olarak kodlama yapmıyorum burada. Işığı kodlayanlarla çalışıyorum. Kaçıp gider miyiz dünyadan? Dediler ya, insan nefesini hak etmedikçe dürümlere inemez. Çok çok özel bir bilgi vereyim size. İnsan her yaşamda vardır. Bu yaşam aklın kapısıdır. Ben yaşadım, öldüm, yine gelip yine yaşarım. Allah sizi sizden korusun canlar. Yok böyle bir kodlama. Kimse ama hiç kimse tekrar dünyaya dönüş hakkına sahip değildir. Sahra sizi size kodlar ama siz size hak ettiğinizi anlaşma gereği her an burada olursunuz. Bende olursunuz, Hasan'da olursunuz, Ahmet'te olursunuz, her şeyde, her yerde olursunuz ama siz siz olarak gelmezsiniz o zaman. Siz o olup gelirsiniz. Bunları iyi anlayın.
dağlarım, evrim dedikleri insanlığın kelamında kodlanmış olmayan bir bilgidir. Uzak Doğu felsefecileri bunu sisteme kontrollü olarak kaydettiler. Ama bu büyük bir yanlıştır. Çünkü insan ruhun kuludur ve her andır. O her an olanın levh-i kalemi kodlayarak buraya gelmesinin anlamı yoktur. Değerliler, herkes her şeyi diller ama anla ya da anlama. Sen seni dille, sahra sana seni bildirir. Bugün dünyanın nuru ilimdir ve bizler o ilimle buradayız. Kimler geldi, kimler geçti diye düşündük hep. Bu dünya Allah'ın ilmiyle dillendi hep. Ama gelen her ilme değil, her ana gelir. Bunları unutmayın. Her anda kontrol kurabilenlerin burada mutlak olduklarını da asla unutmayın. Onlar her an buradalar. Muhammedler, İsa'lar, Mustafa Kemal'ler, onlar ölümsüzdürler. Bunları iyi kavrayın. Sanmayın ki yeniden bedenlenecekler ve yeniden sessizliğe girecekler. Olgun başakları seçmeye değil, olgun başaklarla birleşmeye gelecekler. Ama birlik halinde, ama hakikiyetle ve hakimiyetle gelecekler. Ve er veya geç birlik kurulacak dünyada. Bu kesindir. Sanal boyutlar İslam dinini de yanlış bildiler. Sandılar ki İslam'a kelam olmaları, mutlak Kur'an olacakları ve yoğunluğu artıracakları bir sesle kendi ruhlarını hak edecekleri bir yaşam kodlayacaklar. Dağlarım, insan ruhtur. Ama kontrol dışı bir ilimle o ruhu kontrol edememiştir. Ve dünya dönümlerinde kendini bulduğunda artık o kendine kontrollü olarak ruhun Kur'an'ı diyebilir. Ama Kur'an olmak yeterli mi? Asla. Kelam olmalıdır ki kodlama yapabilsin. O bir ruhsa kodlanmıştır zaten. Ama kendini dinleyebilmesi mutlak olmasıyla mümkündür. Canlarım, işte bu dünya bu şekilde kodlama yapıyor. Hepimiz yarınları kodlamaya geliriz. Bizler yaradan insanlığız, yaratıcıyız. Sanmayın ki yolun kodlarıyla buradayız. Yolu kodlayanlar olarak buradayız. Muhammed'in ekmeğinden öte bir ekmeği yoğurduk dünyada. Kulluk yapanlarla tohumlandık. Mutlak kurallarımızı kayıtladık ve şavkı artırdık. Bu şavk aklın şavkıdır. Akıl hakikiyetini kodladığında artık bütün insanlık kendi yüceliğini anlayacak duruma varacaktır. Kimse benim hakikiyetimde bu yoktur dememelidir. Bir tek akıl sizleri kodlayabilir. Unutmayın. O akıl kendi yüreğinizin Kur'an'ıyla kodlandığında sizleşir. Biz doğanın gücüyle buradayız. Ama bu dua bizi, her birimizi kelam ilmiyle dinleme imkanına sahip olmadığından biz bizi dinlemek üzere bilişken ve hakikiyetli levh-i kapılarımızı kontrollü olarak kayda aldık.